Özgür Danışmanlık Konuşuyorum'u sunar. Ekranlarından konuşuyorum programımızdan herkese merhabalar. Yine bir salı, yine kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. Tabii hem konuğumuz hem de gündemimiz yoğun. Tabii kendisi orduların kanaat önderi. Ordumuzda bir değer. Gurbette yaşayan her ordulunun kapısını çaldığında mutlaka bir halini hatırını soran ve sorulunca da gerekli icraatları da yapan bir abimiz. Aslında söyleyeceklerimiz çok var. Giden, kapısını çalan benden bunu daha iyi fazlaca anlatacaktır. Fazla söze gerek yok. Efendim daha önceki dönemlerde Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı, yine Belediyeler Birliği'nde Hukuk Müşavirliği, öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve son görevi ise önceki dönem İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Temel Başolan'la bir aradayız. Özledik, çokça zaman geçti. Hem ordular kapısını çaldı hem de ziyarete gittik, fotoğrafladık, paylaştık. Öte yandan programımıza konuk olacağını ifade ettik. Selamlar var, çokça selamlar var. Ordulu hemşehrilerimizin selamı var, sizi tanıyanların selamı var. Selam üzerimizde kalmasın diyerek selamları da iletelim. Her programda olduğu gibi bu programda da yine ana sponsorumuz Özgür Danışmanlık, sevgili Özgür Balta'ya ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Abi dediğim gibi hakikaten özledik. Ben geçen geldiğimde konuşmaya doyamadık. Aslında yarım saat, bir saat kalıp gidecektim. O kadar birikmiş konularımız, o kadar birbirimize anlatacaklarımız vardı ki hem bir televizyoncu, hem bir kardeşin, hem benim bir abim ve değerimiz olarak o kadar uzun uzun konuştuk ki hatta telefonlar gelmese, gideceğimiz yer olmasa birbirimizden ayrılamayacaktık. O ki paylaşımlardan bu yana da hakikaten hem İBB sürecinde hem daha önceki süreçlerde hem Mesudiyeli özelde mikro milliyetçiliği de konuşalım. Birçok hemşerimizin sizden destek aldığını, sizi de daha iyi yerlerde görmek istediklerini biliyoruz. Bunu ifade ediyorlar. Selamları iletelim. Nasılsınız diyelim. Temel abi hoş geldin. Uzattıkça konulardan da sorulardan da çalmak istemiyorum. Güzel bir program olması dileğiyle hoş geldiniz. Teşekkür ederim Murat Bey kardeşim. Hoş bulduk. Dediğiniz gibi uzun bir zaman oldu. Çok teşekkür ediyorum. Aylardır bu program için davetlerde bulundunuz ama maalesef hem bizden kaynaklı hem de başka konulardan dolayı davetinizi icabet edemedik. Bu akşam nasipmiş. Bu vesileyle selam gönderen, ekranı başında bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize, tüm kardeşlerimize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Evet, sosyal medyadan da tabii Altaş TV Facebook sayfası üzerinden yayındayız. Sorularınız olabilir. Ben biraz dersime çalıştım ama secere çok büyük. Fazlaca yazılanlar var, fazlaca bildiklerimiz var. Ama bugün de biraz da bize özel olsun diye. Sevgili başkanım şöyle de giriş yapalım. Az önce saydık, yani belki sayamadığımız birçok ulvi görevleriniz de vardır. Siyasette işte belediye başkan yardımcılığı, hukuk müşavirliği gibi gibi title'larda saydığımız zaman önemli görevler var. Bu önemli görevleri biliyoruz ama bunun öncesi sizin siyasete başlama serüveninizi de merak ediyorum. Siyasete nasıl başladınız? Sizi siyasete sürükleyen hukukçu birisiniz ama tabii görevlerinizi ifade ederken bir de siyasete doğru yol aldı. Hangi rüzgar sizi buraya doğru getirdi? Nasıl siyasete başladınız? Bu serüveni sizden dinleyelim. Buyursunlar. Murat Bey çok teşekkür ediyorum tekrar. Sözlerime başlarken size ve Altaş TV ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Altaş TV'nin gerçekten programları, özellikle sizin yapmış olduğunuz Konuşuyorum programları hem bizim ordulu değerlerimizin televizyonlarda, ekranlarda olması ve milletimize beraber olması gerçekten çok güzel. Ben sizi tebrik ediyorum bundan dolayı. Altaş TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Selamları var ailemizin de, onu da iletmiş olalım size. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum.
Sizin de dediğiniz gibi benim siyasete başlamam AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte başladı. Gençlik yıllarımızda biliyorsunuz ben Mesut diyelim, Ordu İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip yıllarında lise hayatımızda da o zamanın partilerinde Refah Partisi'nde gençlik kollarında Ordu'da arkadaşlarımızla beraberdik ama fiilen resmi olarak herhangi bir şeyimiz olmadı, çalışmamız olmadı. AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte biz siyasete başladık. Az önce siz de ifade ettiniz 2004 yılında 2004'ten önce o dönemin il başkanı önceki dönem Sağlık Bakanımız benim için de çok değerli olan Mehmet Müezzinoğlu abimin davetiyle ben AK Parti'ye o dönemde katılmıştım. Sonraki dönemde meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığı ve il yönetimi, il başkan yardımcılığı, uzun bir süre il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduk. Arkasından rahmetli Kadir Bey'in Türkiye Belediyeleri Birliği Başkanı olduğu dönemde Ankara'da yaklaşık 1,5-2 yıl Türkiye Belediyeleri Birliği Hukuk Müşavirliği görevinde bulunduk. Daha sonrasında da yine az önce siz söylediniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili olarak hizmetimize, hemşehrilerimize, İstanbul'daki hemşehrilerimize ve İstanbul'umuza hizmetlerimize devam ettik. Yol haritasında tabii AK Parti'nin kuruluşundan bu yana buradayım dediniz. Yol haritanızda, düşüncenizde hiç siyaset var mıydı? Ufukta bir siyaset gözüküyor muydu? Ya şimdi vardı tabii. Ya şimdi şöyle, neticede insan olarak hem memleketimizde, Türkiye'mizde hem de dünyada yaşanan sıkıntıları, sorunları görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bunları birebir yaşadığınız zaman her vicdanlı, her dürüst, her samimi bir insan gibi biz de o dönemlerde Türkiye'nin hatırlarsınız AK Parti öncesi dönemi yazar kasaların fırlatıldığı, ekonomik krizlerin olduğu, 5 Nisan kararlarının alındığı dönemleri o dönemlerde dedik ki ya biz de bu işin içinde olalım. Hatta bu işin içinde değil, taşın altına elimizi değil, tam gövdemizi sokalım, gövdemizi bulunduralım işin içerisinde. Dolayısıyla böyle başladık. Hamdolsun 2002'den 2023'e kadar ki süre içerisinde de çok şükür bize verilen, tevdi edilen görevleri de layıkıyla elhamdülillah yapmaya gayret ettik. Tabii burada özellikle hemşehrilerimizin duaları, temennileri bizim için çok önemli. Yani onların dualarını eksik etmediklerini biliyoruz. Bu çalışmalarımızda her zaman hemşehrilerimizin desteklerini, manevi desteklerini özellikle gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine her zaman hemşehrilerimizle bir beraber ve kardeşlik şeklinde içerisinde inşallah devam ettireceğiz. Evet, yerel gündemden başlamak istiyorum. Tabii sona da bırakmak istemiyorum. İçimdeki ukde olan, merak ettiğim soruların da vuku bulması, aydınlığa da çıkmasını da istiyorum. Şöyle ki hem Eyüp Sultan noktasında bildiğim kadarıyla hem Kağıthane'de iki dönem yerelde bir adaylık başvurularınız oldu, bir süreciniz oldu yerelle ilgili. Hemşehrilerinize hizmet, yani oradaki bulunduğunuz bölgede hizmet etmek, hem siyaseti de daha iyi yerlere getirmek adına da bir belediye sürecinde adaylığınız oldu. Burada olumsuz oldu ama yine de çalışmalarına devam etti. Tabii ki bazı görevler takdim edildi size ama hemen hemen 4 yıldır kendi hukuk büronuzda hukukçu olmanıza sebebiyle devam ediyorsunuz. Temel başı olan bildiğim kadarıyla birçok şeyleri yine süreci devam ettirdi ama küstünüz oldu mu sevgili başkan? Murat Bey, siyasette küslük olmaz. Olmamalı da. Çünkü sizin bir idealleriniz var, hayalleriniz var, bir davanız var. İnsan hiç davasına, ideallerine, hayallerine küser mi? Görev istenmez verilir gibi söylemleri de şimdi Temel abi bunu nasıl değerlendiriyor? Kesinlikle doğru, kesinlikle doğru. Her iki 2014 ve 2019 geri dönersek o dönemlerdeki aday adaylığı süreciyle ilgili özelinde bazı şeyleri söyleyeyim. O dönemlerde de yine o dönemki il başkanımızın, belediye başkanımızın özellikle yönlendirmesi ve isteği üzerine işte Eyüp'ten tabii istişareler yaparak çıkıldı. Tabii kesinlikle. Adaylık kesinlikle. Sürecinde. Yani ben şunu açık ve net olarak söyleyeyim. Bu zamana kadarki görev süreçlerimde yani yapmış olduğum çalışmalarda ve kurumlardaki görevlerimde hiçbir zaman bu işe ben talibim demedim. Demem de çünkü bizim inancımız, bizim duruşumuz, karakterimiz şunu gösteriyor. Görev istenmez, görev verilir. Dolayısıyla 2014'te de 2019 yıllarında da çok şükür yine büyüklerimizde, siyasi büyüklerimizde ve hemşehrilerimize yapmış olduğumuz istişareler neticesinde belediye başkan aday adaylığı için müracaatlarımız oldu.
Hamdolsun biz iki seçimde de aday adaylığı sürecinde de, hatta Eyüp'te arkadaşlarımız hep bunu söylerler, şu anda büyük araştırma şirketlerinin CEO'suyla bir çalışma yapmıştık. O dönemde mesela Eyüp Sultan ne ister diye bir hashtag çalışması yapıp insanlara soru sormuştuk. Artı 2019'da da, çünkü Eyüp'le Kağıthane tam arasında orta bir yerde oturduğum için Eyüp'ten o dönemdeki başkanımız aday olmayınca oradan müracaatımızı yapmıştık. Sonradan da Kağıthane'den müracaatımızı yaptığımızda da hep ön bir çalışmayı yaparak, yani vatandaşımız, halkımız ne istiyor? Biz onların taleplerine uygun ne yapabiliriz düşüncesiyle çalışmalarımızı yürütmüştük. Hamdolsun geriye dönüp baktığımızda Murat Bey, yani kubbede hoş bir seda bıraktığımızı elhamdülillah düşünüyorum. Şu anda ekranlar başında bizi izleyen değerli hemşehrilerimiz, hemşehrilerimiz vardır mutlaka, evet. Biliyorlardır. Gerçekten biz birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hamdolsun gece gündüz her ikisinde de adaymış gibi çalıştık. Hatta o şirketin CEO'sunun söylediği şu: ben ilk defa bir belediye başkanı adayının belediye başkanından daha fazla çalıştığını bu Eyüp'te gördüm demişti. Yani özellikle bunu ifade etmişti. Biz de bundan gocunmadık. Hiçbir zaman da gocunmadık. Gocunmuyoruz da. Yine bize bir görev tevdi edildiğinde bunu en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, tabii sizinle birlikte ben hemşehrilerimizin hangi partide olursa olsun, örneğin dört büyük partide genel başkan yardımcılarının olduğunu biliyoruz. Siyasette varlığını gösteren, ideolojisine göre siyaset yapan hemşehrilerimiz var. Tabii son zamanlarda da Sayın Canan Kaptancıoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi kanadında görev alması, öte yandan en son seçimlerde ise yine ordulu bir hemşehrimizin iktidarda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde ordulu bir ismin açıklanması ve paylaşım yaptığımızda ciddi bir güzelliklerde karşılığını buldu. Tabii orada Osman Nuri Kabaktepe için şu söylendi. Yani o kamyon, meşhur bir kamyon var, araç var biliyorsunuz. Oradaki araçtaki bulunan birçok insanın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızla yol yürüdüğü, vefa sürecinin işlediğini, öte yandan Sayın Osman Nuri Kabaktepe'nin de burada görev almasıyla birlikte 94 ruhu vurgusu çok yapıldı. Evet. Başkanımızı biz yakinen de takip ediyoruz, haberleştiriyoruz. Siz de bir siyasetçi olarak Osman Nuri Kabaktepe'nin yoğun temposunu da izliyorsunuz. Osman Nuri Kabaktepe'nin çalışmalarını değerlendirmek istiyorum. İl başkanımızın, yani bir hemşeri özelliğinde konuşmayalım ama evet, siyasette bence bir önceki dönemden bugüne baktığımız zaman puan ve puanlar kazandırdığını da biliyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Sizin buna dair yorumlarınız ne olur? Şimdi 2019 mahalli idareler seçimlerinden sonra Osman başkanımız göreve geldi. Gerçekten işin ehli, liyakat sahibi bir kardeşimiz, başkanımız. Ben kendisi göreve gelir gelmez ve daha sonraki süreçlerde il başkanlığında en uzun süre görev yapmış bir kardeşi olarak, bir dostu olarak zaman zaman görüşmelerimiz devam ediyor ve geçmişteki görüşmelerimizde hep şunu söyledim. Başkanım, siyaset bir ahlak işidir, erdem işidir ve siz bunları yapabilecek en kapasiteli, en değerli hemşerimiz olarak, bir kardeşimiz olarak bunları yapabilecek kapasitedesiniz. Dolayısıyla süreçle ilgili, bundan sonraki süreçle ilgili, çünkü ilin, İstanbul'un neticede hamdolsun bizde bir kurumsal hafızası var. İl başkanlığının bir hafızası var. Ya yani o hafızayı kendilerine ilettik ve gerçekten 2019 seçimlerinden sonra malum işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettik. Evet. Kaybettikten sonra partide, belediyelerde ister istemez tabii küskünlükler, kırgınlıklar olmuş olabilir. İnsanız neticede. İnsanın olduğu yerde hata da oluyor, kusur da oluyor. Küskünlükler olabilir. Dolayısıyla Osman Başkanımızın gelmesiyle birlikte il başkanlığı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çok ciddi bir ivme kazandı. Hamdolsun şu anda da fevkalade iyi bir noktada. Ben başkanımızın her zaman yanındayım. Her zaman bir emri, bir isteği olsa yanındayız. Onda hiç şeyimiz yok. 7-24 saatte bir emri, bir isteği olduğu zaman yanında olduğumuzu da bilmesini isterim. Gerçekten ekibiyle birlikte, şu anda belediyelerimizle birlikte, AK Partili belediyelerle birlikte ciddi bir merhale kat ettiler. Şöyle Murat Bey, az önce tabii diğer partinin genel il başkanından da bahsetti. O da hemşerimiz. Hatta hiç unutmuyorum, 2000
20 yılında pandemiden dolayı, yani koronadan dolayı, işte tabii bu vesileyle bütün annem başta olmak üzere tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum. Evet. Ölenlerimiz var. Bütün onlara rahmet diliyoruz. Mekanlara cennet olsun. Dolayısıyla buradan cenazeyi aldık. Memlekete giderken ilk arayanlardan birisi de Canan Hanım'dı benim. Yani bunlar önemli şeyler. Siyaset, ideoloji de sahada, sahnede yapılabilir kesinlikle. Ama insani değerler asla unutulmamalı. Aynen. Biz hemşeriyiz. Hemşeriler, siyaset biter. Yarın düğünde, cenazede, rozetler, evet. Tabii her yerde. Tabii her yerde beraberiz. Her yerde birbirimize selam vereceğiz. Ben siyasette şunu da bilirim. Geçmiş dönemde görev yaptığım zamanlarda da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de inanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na belki de en ağır eleştirileri yapan birisi olarak bunu ifade ediyorum. Ama hiçbir zaman hakaret, tehdit veya onu incitecek kesinlikle böyle şeylerden uzak durduk. Uzakla durulması gerekir. Yani bize yakışan, siyasetçilere yakışan da budur. Türkiye'mizin, halkımızın da beklentisi budur. Yani bu tür kırılmalardan, üzüntülerden, küskünlüklerden, yani bu şekilde hareketlerden biraz uzak durulmasında fayda var. Çünkü siyaset dili çok önemli. Kesinlikle önemli. Yani siyaset dilinde yani acıyı da tatlı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Sevincinizi de daha farklı şekilde ifade edebilirsiniz ama kesinlikle kırıcı dili, hakaret dilini, hakaretemiz bir tavrı kesinlikle tasvip etmediğimi özellikle ifade ediyorum. Sayın Başkanımıza da başarılar diliyorum. Bir hemşerisi olarak gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte seçimlerde de Sayın Başkanımızın da mutlaka seçimler için, seçimler üzerinde, adaylar üzerinde mutlaka etkili olacağını düşünüyorum. İnşallah. Şimdi mikro milliyetçilik istemiyoruz. Siyasette asıl olan siyasete ne katabildiği, kişinin ehliyeti, liyakati, önemli olan bu. Kesinlikle. Hem bizim öngörümüz, düşüncemiz o, hem de Sayın Başkan birkaç defa ifade etti. Tabii genel merkezin teveccühleri de önemli. Birazdan bu konuyu da açmak istiyorum. Tam az önce dediniz ki tamam, bir önceki yerel seçimlerde AK Parti İBB'yi kaybetti. Sayın Başkan'ın da göreve gelmesiyle güzel çalışmalardan bahsettiniz. Evet. Bu çalışmalarla birlikte sorum şu olsun. İBB, yani tam 2023 seçimlerinde bir görmeliyiz ama AK Parti kanadından bakacak olursak yeni dönemde, önümüzdeki süreçte geri alınabilir mi? Seçimleri nasıl değerlendirirsiniz? Tabii iyi bir süreç gidiyor bildiğimiz kadarıyla ama bu çalışmalarla öngörünüz tekrar geri alınabilir mi? Nasıl bir çalışma yapılmalı? Murat Bey, şöyle, ben Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonraki süreci birebir takip eden bir insanım. Hem bizim grup yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bizim yerimize gelen arkadaşlarımız, grup başkan vekilimiz ve grup yönetimindeki arkadaşlarımıza da zaman zaman istişare ediyoruz. Onlarla da görüşüyoruz. Hatta onlarla ilgili de elimde burada getirmiştim notlarım da var. Onları da arz edebilirim. Açıkçası Ekrem İmamoğlu tam bir hayal kırıklığı yarattı İstanbul'da. Bu zamana kadarki süreçte özellikle ifade etmek istiyorum. Vaatleri vardı İstanbul'a, İstanbullulara vaatleri vardı. İşte sağlıktan, eğitimden, spor, kültür, yeşil alan, gıda, gençlik, engelliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, ekonomi falan, bunlarla ilgili ciddi vaatleri vardı. Malum biliyorsunuz. Ama son gelinen süreçte... Onları biraz daha açalım. Son gelinen süreçte yani açabilirim de hatta. Yani şöyle, önce bir partinin çalışmalarının neticesini ben sizden almak istiyorum. Evet. Yarımda kalmasın. Belki reklama gitme durumumuz var diyor arkadaşlar. Bu çalışmalar bize, hani AK Parti kanadından bakıldığında sizin süreçte nasıl bir sonuca doğru götürür bizi? Geri alınabilir mi? Bunu bir yani açarsak eksik kalır. Reklamdan sonra konuşmak tamam. İstiyorum. Biraz seçim süreçlerine doğru. Tabii. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlarla istişaremizde ve görüşmelerimizde bir diyalogdasınız. Diyalog halindeyiz ve şu anda son ankette, İstanbul'daki anket sonuçlarında, yani şu anda bizim AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak kesinlikle Millet İttifakı'nın önünde olduğumuzu, açık ara önde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yani bu da demektir ki 2024 yılında yapılacak mahalli idare seçiminde inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi tekrar bir AK Partili belediye haline gelecektir. Bunu da yapacak olan, bu geminin kaptanı olan Osman Nuri Kabaktepe
başkanımız olacak. İnşallah Osman Nuri Kabaktepe başkanımız ve tüm teşkilatımız, İstanbul'daki belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatımız bunu başaracaklar diye ümit ediyorum. Ümit ediyoruz. Evet, girizgah yapalım. Yine az önce siz süreci başlattınız. Tabii sizin döneminizde siz grup başkan vekilliği sürecinde en son titrinizde de okuduğum gibi grup başkan vekilliği süreciniz oldu. Bu dönemin, bugünün İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ise o dönemde yine 39 ilçemizin Beylikdüzü'nde bir belediye başkanıydı. Evet. O dönem birlikte çalışmalarınız oldu. O dönemi ve bugünü işte az önce biraz açacağım dediniz. Ben soru üstüne sorularda açıkta kalmasın diye bunu bu sefer açmak istiyorum. Yani o dönemki birlikte çalışmalarınız ve bugünkü İBB'nin sürecini, biraz elinizde notlarınız var anladığım kadarıyla, programa çıkalım derken sizin de verilerle konuşmanız, yani AK Parti kanadında genelde bunlar asparagaz açıklama değil, verilerle, delillerle konuşulur. Siz de elimizde delil var diyorsunuz. O çalışmaları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın İmamoğlu'nun çalışmalarını biraz daha açmak istiyorum. Şöyle Murat Bey, ben tabii 28 yıllık hukukçuyum. Dediğim gibi 22-23 yıldır siyasetin içinde olan bir kardeşiniz olarak, açık ve net olarak söylüyorum. Elimde bilgi, belge, delil olmadan asla konuşmam. Yani genelde bir hastalık vardır. Bizim hemşerilerimizde de bu olabilir ve Türk toplumunda genelinde vardır. Bilgi sahibi olmadan maalesef çoğu insanımız fikir sahibi oluyorlar. Dolayısıyla bilgi sahibi olmadan konuşmamak lazım. Her şeyi bilen, yargılayan. Fikir beyan etmemek lazım. Bu doğru değil. Ben onu yüzden az önce kısaca girmeye çalıştım konuya. Şimdi dediğim gibi Ekrem Bey tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde verdiği vaatler var. Vaatleriyle seçim ilgili vaatlerinden seçim biraz. Vaatleri tabii seçim vaatleri. İşte yani diyor ki mesela sağlıkla ilgili 40 semte 40 doğum evi yapacağım demiş. Ama bir tane yapamamış. Mesela yani eğitimle ilgili yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtacağım demiş mesela. Yani dağıtamamış. Sporla ilgili kısma geldiğimizde 30 tane yüzme havuzu yapacağım, 30 kapalı spor salonu yapacağım demiş. Hiçbirini yapamamış. Kültürle ilgili söyleyeyim. Her ilçe kültür sanat merkezi yapacağını ifade etmiş. Bunu da yapamamış. 15 yeni müze yapacağım diye vaadi var. 15 müze yapacağım diye vaadi var. Bunu da gerçekleştirememiş. Yeşil alanları artıracağım diye vaadi var. Kişi başına düşen yeşil alan en az 10 metrekare olacak diye bir vaadi var. Onu da yapamamış. Yani bunlar hepsi belgeli. Bütün altyapısı dosyamda hepsi burada mevcut. Gıda ile ilgili Anadolu ve Avrupa yakasında organik hayvancılık bölgeleri oluşturacağım diye söyledi. Bunları da yapamadı. Sadece yaptığını da söylemek lazım. Neticede yaptığını da hakkını da teslim etmek lazım. Halk süt dediği bir halk süt dağıtımı eksik de olsa, evet evlere eksik de olsa dağıtıldığını biliyoruz. Yani görüyoruz, duyuyoruz bunu. Gençlikle ilgili mesela biliyorsunuz üniversite öğrencilerine ücretsiz otobüse binecekleri YTT otobüslerinden diğer kamu toplu taşıma araçlarına faydalanacak dedi. Onlarla ilgili hiçbir şey yapamadı. İstanbul Gençlik Kartı dağıtacağım dedi bu gerekçelerle. Onlara yapamadı. Mesela engellilerle ilgili 10 yeni gündüz bakım evi yapacağım dedi. Yapamadı. Yani bunlar başlıklar o kadar daha uzun ki Murat Bey. Yani anlatsak herhalde bir saat en az bunları konuşmuş özet oluruz. Özet geçelim. Özet sevgili olarak en son mesela şunu söyleyeyim. Kadınlarımızla ilgili ücretsiz ulaşım hakkı 0-4 yaş demiş. Onu yapmış. 0-4 yaş. Çocuklar zaten ücretsiz. Zaten ücretsiz. Bizim sizin zamanımızda. Sizin döneminizde? Ücretsiz zaten. Hı. Çocuklar ücretsizdi. İsmeklere çocuk oyun alanları kuracağım dedi. Yapamadı. Yani zaten çoğu ismekleri kapattı. Maalesef ismekte çalışan kadınlarımızı, kızlarımızı hepsini oradan işten çıkarttı. Malum biliyorsunuz hiç kimseyi işten çıkarmayacağız dedi. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki namus sözü veriyorum dedi. Hiçbir çalışanı Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarmayacağım dedi. Ama ben biliyorum ve birçoğu arkadaşımız, kardeşimiz, hemşehrilerimiz de var bunların içerisinde. Ve geldiler, biz onların mecburen davalarını açtık. İşe iade davası veya sözleşmeli olanların sözleşmeleri feshedildi. Onlarla ilgili davalaştı ve birçoğu döndü. Ama işçilerin hiçbir tanesini almadılar. Özellikle yaklaşık sizin, 20 bin kişi. Sizin gözünüzde Sayın İmamoğlu'nun çalışması oransal olarak nedir? Göstereyim. Onu da göstereyim. Hatta kamera eğer yakın gösterebilirse, hangi kamera ekran bilemiyorum. Şunu göstereyim. Bakın Murat Bey, vaatlerinden yaptıkları, ben şöyle önce okuyayım. 5.9, kısmen yapılanlar 11.1, yapılamayanlar %83. Şu şekilde göstereyim. Yani toplam kısmen yapılanları da yaptı kabul edersek
%17 gibi bir oran. Ortalaması. Ortalama. Geriye kaldı %83. %83 oranında vaatlerini gerçekleştirdi. 4 yılda. Geriye kaldı 1 yıl. Zaten son yılda malum seçim havasında geçiyor. Dolayısıyla yani Ekrem Bey'i ya en iyi tanıyanlardan birisi de benim. Çünkü grup başkan vekilliğim zamanında zaman zaman Ekrem Bey asla şeyden de taviz vermez. Toparlayalım. Gelir. Mutlaka grup başkan vekili olarak bizi ziyaret eder. İlçesiyle ilgili düşüncelerini, görüşlerini bizle paylaşırdı. Ama vaat ettikleri, vatandaşımıza vaat ettikleri, yaptıkları ortada. Dolayısıyla karnesini ben tüm İstanbullu hemşehrilerimizin dikkatine sunuyorum. Reklama gideceğiz. Ben bölünmesin diye oranları veriyorum. Biraz önce detaylar da var. Orada nüansları da devam ettirmek istiyorum. Ayrılmayın efendim. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne çabuk geçti zaman dedik. Tabii konunun hatibi karşımızda olunca hem onun konuşmaları, akıcı konuşmaları hem tabii çok hazırlanmadım. Çünkü bilinen bir gündem, bilinen bir soru olunca sevgili başkanım da biraz anladığım kadarıyla hazırlıklı gelmiş. Soracağımız soruları da belki de tahmin etti ama tabii reklam öncesi kendisi İBB Grup Başkan Vekiliyken eski dönemde Sayın İmamoğlu'nun da Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunu ifade ettik. Şimdi çalışmalarını nasıl görüyorsunuz dedik. Bir takım öneriler ya da çalışma oranının şu anda bütün dilimini başından sonuna kadar ortalama %17'lik bir performansı, bir başarısı var dediniz. Evet. Yani buna ne kadar başarılı denirse kısmen dedik. Yapılanlarla birlikte. Yapılanlarla gözlemlediğimiz evet. Ve yapımı devam eden dediniz. Peki şöyle ki İstanbulluların ya her vatandaşın önemsediği konulardan biri de ulaşım ağının çözülmesi, gerek trafik olsun, gerek kendi vatandaşın toplu taşıma araçları ile ilgili hizmetleri olsun. Bu otobüs olur, raylı sistemler olur. Sizin döneminiz nasıldı? Bu dönem nasıl Sayın Başkanım? Yani o dönemde o teknolojileri, o hazırlıklara rağmen nasıldı? Her geçen gün teknoloji ilerliyor. Bugüne oranla nasıl? Her geçen gün trafiğin arttığını, araç alımlarının, trafiğe çıkan araç sayılarının da arttığını biliyoruz. Ulaşımı siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Şimdi Murat Bey, zaten bizim değerlendirmemizde ziyade vatandaşımız, hemşehrilerimiz yaşıyor ve görüyorlar. Gün geçmiyor ki bir yerde YTT otobüsü arıza yapmasın. Gün geçmiyor ki bir yerde tramvay, metro arıza yapmasın. Her gün her yerde bir şeyle karşılaşıyoruz. Özellikle YTT ile ilgili birkaç şey değinmek istiyorum. Gerçekten YTT bizim zamanımızda almış olduğumuz otobüslerle Avrupa'da en genç toplu taşıma filosuna sahiptik biz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. En genç otobüs filosuna sahiptik. Toplu taşıma araçları bizim zamanımızda gerçekten yani yaş itibariyle en fazla 5-6 yaşlarında arabalardı, otobüslerdi. Ama şimdi yaşlanan araçları hattan çekip yeni araçlarla mı hizmetteydiniz? Yani genç derken gençleştirdik hep. Hep yeni yeni. Tabii tabii evet. Gençleştik. Ve yani zaten şimdi buradan bizi izleyen hemşerilerimiz, bizim Ordu'daki belediye başkanlarımız da bilir. Hatta bir gün selam olsun bugün bayağı bir gün hatta rahmetli Kadir Bey'le şöyle bir anım vardı. Bir gün tabii buradan diğer bizi izleyen hemşerilerimiz yanlış anlamasınlar lütfen. Çünkü ihtiyacımız çok bizim ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olmuş. Ciddi anlamda hizmete, araç gereçe, alet edevata ihtiyacımız var. Her yönüyle çöp kamyonundan tutun da kepçesine kadar, diğer araçlara kadar, malzemesine kadar hepsi talep ediyor. 19 belediye başkanımızın hemen hemen birçoğu İstanbul'da bize geliyorlardı bunlarla ilgili talepte. Ve biz çok şükür elimizden geldiğince burada da bir pozitif bir ayrımcılık da yaptığımızı da ifade edebilirim. Biz hemşehrilerimize özellikle ordumuza büyükşehir olduğu dönemde mümkün olduğunca bu araçları gönderdi. Yani eski çıkan kamyon, kepçe, tabii Murat Bey. Yani onların hepsini yani Anadolu'nun tamamına gönderdik. Ama Ordu'da bundan büyük oranda nasiplenmiştir diye düşünüyorum. Yani şey bu. Şimdi ikincisi yani bakın bizim dönemimizde şunu samimi olarak söylüyorum. Çok ciddi bir koordinasyonumuz vardı bizim. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey rahmetli ve bir grup başkan vekili olarak biz Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter ve yardımcılarımız ve daire başkanlarıyla haftalık mutlaka koordinasyon toplantıları yapardık.
Bu toplantılarda alınan kararlar, metropol şehir yani. Tabii alınan kararlar derhal araziye yayılır ve gereği yapılırdı. Ve bizim dönemimizde başlamış olan, yani sizler de gördünüz birçok burada mesela özellikle Sancaktepe bölgesindeki hemşehrilerimiz ki Şeyma Başkanımız, Belediye Başkanımız da bu projenin devamı için bunun bakanlık tarafından yapılması için gerekli görüşmeleri yaptı. Muhtemelen bakanlık herhalde devam edecek. Birçok yerde yapılan metro projelerini durdurdu. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Çekmeköy istikametindeki bir hat ve oradan da devam edecekti. Çekmeköy'den Sultanbeyli havalanına kadar giden ve orada çalışmalar vardı. Durduruldu. Ve oradaki Sancaktepe'deki zannedersem Samandıra olması lazım. Samandıra'daki şaftı yani şey döktüler, toprak döktüler, beton döktüler, tamamen kapattılar. Dolayısıyla yani bırakın yapmayı, yani hiç olmasa bizim, çünkü biliyorsunuz Murat Bey, devlette devamlılık vardır. Kamuda da devamlılık vardır. Dolayısıyla belediye başkanı, bugün A belediye başkanı, yarın B, yarın başka birisi. Geldiğinde ya başlamış ve İstanbullunun emeğiyle, parasıyla yapılan bu hizmetleri devam ettirmesi lazım. Bırakın devam ettirmeyi, yani inanın inanılmaz bir şekilde aziyet içerisindeler. Yapamadılar ve yapamıyorlardı. Maalesef onlardan beklenemiyor. Yani gün geçmiyor ki dediğim gibi metrobüslerle ilgili kazalar, gün geçmiyor ki metro ile ilgili sıkıntılar, tramvaylarla ilgili sıkıntılar. Daha geçen işte Zeytinburnu'nda ben orada oturuyorum. Zeytinburnu'ndaki kaza veya diğer yerlerdeki kazalar, YTT otobüslerin yanması, kaza yapması, işte bunların yeterli bakım onarımının yapılmaması vesaire bir sürü şeyler var. Yani buradan mesela birçok hemşerimiz de bilirler, Topkapı'dan, yani kendim oturduğum için söylemek istiyorum ve bu konuyla ilgili de İSKİ Genel Müdürünü ve ilgili arkadaşlar da, bizim dönemden kalma arkadaşlarımız var, kendilerini de arayıp özellikle de söylememe rağmen, inanın Murat Bey, 500 metrelik Topkapı'dan sahil yoluna, yani Zeytinburnu Yeni Kapı sahil yoluna bağlantı yol var. Orada rahmetli Erbakan hocamızın mezarından az ileride. 500 metrelik yolu bir yıldır yapamadılar. Altyapı deplase işlerini bitiremediler ve bir yıldır orada Anadolu Lisesi var. Oradaki okullar, evler, iş yerleri tamamen perişan olmuş durumdayız. Yani 5 dakikalık yolu yapıyor. Düzeltme yapalım sevgili başkanım. Yeni Doğan'daki metro şaftına. Yeni Doğan. Yani, tamam, özür diliyorum. Tabii o lokasyonda Samandıra diye hatırlamıyorum. Yeni Doğan. Tamam, doğrudur. Ben de net bir bilgi aldım, şimdi onu da düzeltelim. Evet, doğrudur. Yani şu anda ciddi bir sıkıntı var. İstanbul Belediyesi'nde, İstanbul'da yapılan hizmetlerde. Kaldı ki özellikle şunu da ifade edeyim. Tam oran olarak önceki bizim dönemde trafik yoğunluğu %6-7'lerdeyken şu anda bu oran 2-3 katına çıkmış. Dikkat ederseniz artık yani İstanbul'da akşam saatlerinde, o pik saatlerde ve sabah saatlerinde bir yerden bir yere gidemiyorsunuz. Saatleriniz alıyor. Yani o trafik yoğunluğu, çünkü yeni yol yapamıyorsunuz. Yapmıyorsunuz ya da böyle bir şeyleri yoksa, dertleri yoksa, ya zaten malum, yani şimdi burada tabii biraz siyasete gireceğiz ama Ekrem İmamoğlu'nun şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme gibi bir talebi, arzusu, isteği de yok zaten. Kılıçdaroğlu'yla geçen gün Saraçhane'deki mevcut malum bir ceza süreci, oradaki olayda şu dikkatimi çekti. Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu için diyor ki 16 milyon senden hizmet bekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun asmış olduğu afişlerde 86 milyona sesleniyor. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sinyali mi veriliyor? Kesinlikle öyle. Yani Ekrem İmamoğlu'nun şu anda aklı, fikri, düşüncesi İstanbul değil. İstanbul'umuz olsaydı, İstanbul neticede burada yaşıyoruz. İstanbul'umuz olsaydı bu konuştuğumuz ve vatandaşımızın birebir yaşadığı, sabahtan akşama kadar yaşadığı bu sıkıntılar ortadan kalkardı. En azından gayret ederdi. Yani bir gayret, bir çaba, Allah aşkına görüyor musunuz? Yani ben bazen Cumhuriyet Partisi, Halk Partili eski Büyükşehir Meclis Üyesi veya diğer arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Samimi arkadaşlarım, isim vermeyeceğim ama yani diyor ki, yani bunu şunu samimi olarak söylüyorum. Allah sizden razı olsun. Sizin döneminizde yapılan hizmetler olmasa biz bu dönem daha da çoğalamıştık. İşte gördünüz, karda, kışta, balıkçıda, sel felaketinde başka bir yerde, karda başka yerde. Yani dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı acilen kendi işinin başına dönmesi lazım.
kendi vazifesinin başına dönmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, genel gündeme doğru da gideceğim. Arkadaşlarımız oldukça, bana da öte yandan yazanlar, arayanlar var. Arkadaşlar biraz mesajlara gitmeyeceğim. Lütfen evet. Özür dileyerek zaman da almak istemiyorum. Ordulu hemşehrilerimiz aslında ordululuğu ve sizin yaptıklarınızı da merak ediyor. Zaman kalırsa onları da konuşmak istiyorum. Tabii ki notlarımda var. Az önce dediniz ki Sayın İmamoğlu, ya aslında Kılıçdaroğlu 16 milyondan bahsediyor. İmamoğlu'nun billboardları ya da çalışmaları 81 milyon ifade ediliyor. Evet. Öte yandan seçimlere doğru gideceğiz. Takvim belirlenemedi ama Mayıs ayı gibi bugün Sayın MHP liderinin, Sayın Bahçeli'nin konuşmasında Mayıs ayı takvimi içerisinde için işaret etti. Evet. Orada olacak dedi. Peki altılı masada, yani şimdi hem Kılıçdaroğlu genel başkan 100. yıl programlarında kendini ifade etti. Geçtiğimiz hafta Sayın Oktay Ekşi'yi konuk almıştım. Söylemlerinde, eylemlerinde kendini ifade ediyor. Yani adayım, adayla da hazırım diye. Şimdi altılı masadan henüz daha bir adaylık açıklaması gelmedi. Burada İmamoğlu'nun, az önce siz dediniz, kendini ifade ediyor. Altılı masadan aday çıkar mı? Kim çıkar? Size göre izlenimleriniz, öneriniz nedir? Yani böyle bir tahminleriniz var mı? Murat Bey, benim yaşım 52. Dolayısıyla 2000 öncesini çok iyi biliyorum. 2000 öncesindeki yaşanan ekonomik sıkıntıları, krizleri iyi biliyoruz. O dönemdeki koalisyon hükümetlerinin yapmış olduğu çalışmaları da biliyoruz. Şu anda altılı masa dediğimiz, aslında altılı masal da diyen var, altılı maske balosu diyen de var, farklı şeyler söyleyenler de var. Yani saygı duyuyorum. Tabii kim ne diyor der, o onların bileceği iş. Ama şu bir gerçek. Bir geminin 6 tane kaptan olmaz. Bir arabanın, bir otobüsün, tırın neyse, yani 6 tane şoför olmaz. Kaptan olmaz. Yani direksiyonu birisi sağa çevirir, birisi sola çevirir, biri öne, biri arkaya. Yani bu gemi gitmez, yürümez. Dolayısıyla altılı masanın Türkiye'ye, vatandaşımıza verebileceği bir şey yok. Bunu samimi olarak söylüyorum. Neticede geçen Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları vardı. Gördük. Hayret ettim ben açıkçası. Bakanlık paylaşımı. Bakanlık sözü. Paylaşımı diyor ki Cumhurbaşkanı diyelim ki kazandı. %50+1 %51 oyla kazandı diyelim. Altılı masalın adayı kazandı. Biz diyor başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Biz ne dersek onu yapacak. Ya bu vatandaşımıza, milletimize hakaret değil midir Allah aşkına? Neticede seçilmiş vatandaşın oyuyla, verdiği reyle başa gelmiş Cumhurbaşkanını arkadaki 6 kişi, 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, onlar protokol yapacaklar. Bu işte diyelim ki Genelkurmay Başkanı ataması, bakanların ataması, ondan sonra büyük genel müdürlüklerin daire başkanı ataması. Murat Bey, bu gitmez, yürümez. Bu bizim Türk sisteminde, Türk demokrasi sisteminde yürümüyor. Yürümediğini gördük geçmişte. Dolayısıyla bizim insanımızın geçmişte yaşanan bu acı tecrübelerden yola çıkarak altılı masaya prim vermeyeceğini ben düşünüyorum. Ki son anketlerde, ben de geçen genel merkezimizdeydim. Orada genel başkan yardımcılarımızla görüşmeler yaptım. Ki sonraki dönemde de zaten ben yaklaşık bir ay önce görüşmemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda oy oranı %52 oranında, inşallah yine orduyla, ordu plakasıyla birlikte var, evet. İnşallah alırız. Ve AK Parti'mizin oyu %41-42 bandında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu, Cumhur İttifakı'nın oyu da %50'nin üzerinde. Yani bu noktada 600 milletvekilinin, yani salt çoğunluğunun bizde olacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Ve Cumhurbaşkanımızın da tekrar inşallah 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı olacağını 2023 seçimlerini görüyorum. Öngörülerinizle birlikte diyorsunuz ki olumlu bir sonuç. Yine Cumhur İttifakı kazanacak. Kesinlikle. Hem öte yandan geçtiğimiz, yani yıl başındaki asgari ücretin açıklanması, asgari ücretle birlikte EYT, biliyorsunuz milyonların gözü kulağı oradaydı. Bu süreçte birlikte sevgili arkadaşlarım birçok arama yapıyorlar. Gözüm de orada. Lütfen sorularınızı da, başkanım çokça ordu sorusu, evet, da geliyor. Gelebilir. Milyonların gözü kulağı tabii EYT'deydi. Askeri ücretin açıklanmasındaydı. EYT'li olarak. Size de vurdu mu diyeceğim. Evet. Yani bu hem ekonomik sebepler, karşılaştırdığımız zaman siz buna karşın yine bu seçimlerde
Bu açıklamaları vatandaş tarafından izlediğiniz zaman sizler nasıl görüyorsunuz? Bu açıklamaların seçime etkisi ne olur? Evet. Şimdi buraya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Maalesef AK Parti dönemlerinde iyi bir muhalefet, yani Türkiye gerçeklerini ortaya koyan, vatandaşın sıkıntısını, sokaktaki derdini, iş yerindeki derdini, evindeki derdini ortaya koyacak ve çözüm önerileri getirecek bir muhalefet olmamasından dolayı AK Parti olarak biz yıllardır hem muhalefet görevi görüyoruz hem de iktidar görevi görüyoruz. Ne demek bu? Şu demek, biz vatandaşımızın sıkıntılarını, sorunlarını dinliyoruz. Bu STK'lar anlamında, dernekler anlamında, arazideki sokaktaki vatandaşlarımızla görüşerek, işte milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımızla birlikte her yerde, yani İstanbul, Ordu, Türkiye 81 vilayette sorunları tespit ediyoruz ve çözümünü biz yapıyoruz. Bu hep böyle oldu ve böyle de devam ediyor. Şimdi EYT ile ilgili kısma gelince tabii buradan ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Yani bir EYT olarak bir yani artık emekli yaşa takılanlardan birisi olarak. Çünkü biz şimdi ben 94 sigorta girişim, özür diliyorum 94'ün sonu, 95'in birinci ayı sigortaya girişim. Dolayısıyla ikinci emekliliği hemen hemen hak ettim. Yani normalde şey olsaydım 42-43 yaşlarında emekli olmam lazım. Yani bir 10 yıl geç emekli olduk yani biz. Ama bundan asla gocunmuyorum. Şundan, tabii ülkemizin gerçekten önümüzdeki süreçte ekonomik durumunda göz önüne alarak, yani bu emeklilikle ilgili sistemin gözden geçirilmesi ve buna göre emeklilik yaşının ayarlanması gerekiyor. Çünkü bakın, daha dün Fransa'da, Almanya'da haberler vardı. Belki görmüşsünüzdür. Fransa'da bir arkadaşım, hem müvekkilim benim, onunla konuşuyorum. Yani mesela yaşları 62, 63, 65 biliyorsunuz yani Avrupa'da. Erken emeklilik o tarihlerde oluyor. Ama şu da bir gerçek. Şimdi bir hukukçu olarak, 28 yıllık bir hukukçu olarak siyasetin bir yana bırakırsak, kanun çıktıktan önceki dönemde ki bizler sigortaya girmiş olan insanları kapsaması doğru değildi. Yani kanun geriye dönük hareket etmez. Yani geriye yürürlüğe girmez. Kanun çıktı, tarihten sonraki dönemi kapsar. Geçmiş dönemi kapsamaz. Dolayısıyla burada bir mağduriyet vardı. Bu mağduriyeti de yıllardır işte STK'lar, işte esnaflar, insanlarımız, EYT mağduru insanlar, hep bunlar dile getirdiler. Ve bunu da hamdolsun yine yapan biziz. Asgari ücret, az önce dediğiniz gibi, neticede biz de şimdi hem avukat olarak hem de işveren olarak da yanımızda çalışan, asgari ücretle çalışan var. Diğer farklı maaşla çalışan arkadaşlarımız var. Yani 5500 liradan birden 8500 6 liraya çıkması önemli bir, %54 oranında artış olması, bu da önemli bir durum. Artı memura ve memur emeklilerimize, şimdi diğer bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere, artı sözleşmeli olan kardeşlerimize, yani belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 458 bin, yaklaşık 500 bin kişinin sorunun çözülmesi, ya bunlar çok önemli ekonomik olaylar Murat Bey. Yani seçime direkt etki eder diyebilir miyiz? Ya şöyle, yani biz bunları seçime etki eder zaten diye. Zaten vatandaş odaklı çalışmaların kesinlikle, tümünü. Kesinlikle öyle. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın, yani ben bunları seçime odaklı yapıyorum, böyle bir anlayışı ben Sayın Cumhurbaşkanımız olmadığını biliyorum. Bunlar tamamen sorunlar ve çözüm önerileri. Sorun ve çözüm önerilerini ortaya koyduk ve çözdük hamdolsun. İnşallah biz de şimdi EYT ile ilgili yasanın meclisten bir an önce geçmesini bekliyoruz. Herhalde bugün Grup Başkan Vekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhalde Mart gibi inşallah Mart gibi bunun ödemelerin yapılacağını ifade ettiler. Bekliyoruz efendim, yani inşallah bekliyoruz. O zaman ilk beraber bir tebessüm edelim. Yani tamam, programdayız, genel gündemi konuşuyoruz ama emekliliğin ilk maaş alındığında da tatlı yemeğe geliriz başkanım. Tamam, programda alenen inşallah, açık davet olsun. Eyvallah. Başkanım, genel gündemle gidiyoruz ama son bir sorum daha var. Genelde bu tarz seçimlere doğru giderken genelde gözlemlediğimiz bir kabinede revizyona doğru değişimler söz konusu. Aslında bugün işte dediğim gibi Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında Mayıs takvimi, aslında çok da bir zaman kalmadı, kısa bir zaman. Açıklandığında bir bakmışsınız ki biz 2023 seçimlerinde artık bitirmişiz. Kabine seçimleri genelde bir revizyon olayı söz konusu olur. Burada bir kabinede bir revizyon veya bir değişim, bir hazırlık olabilir mi? Öngörüleriniz nedir? Ya tabii bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Ona kesinlikle bir şey diyemem.
Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla kabinede revizyonu gerektirecek bir hususta görmüyorum ben açıkçası. Ama takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Böyle bir değişikliğe de gidebilir. Onun dışında seçimle ilgili yani şöyle bir eleştiri var şimdi. Yani hatta geçen İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in bir açıklaması vardı. Siz diyor bunun diyor 5 yıl sonra yani geçmişte 5 yıl sonra 18 Haziran'da yapıldığında okulların açılması, üniversite sınavlarının olduğunu bilmiyor muydunuz diyor. Şimdi bakın onlar da var. Eyvallah ama bir haç mevsimi geldi. Şimdi yüz bine yakın insan hatırladığım kadar 100.000 civarında bir hacı adayımız inşallah hacca gidecek. Onun dışında okullar, üniversite sınavları var, çocuklarımız sınavlara girecektir. Yani bunlar da göz önüne alındığında yani seçim takviminin Mayıs'ın ortalarında gibi olabileceğini ben de düşünüyorum. Yani ortak çünkü bir karar da şöyle burada tabii meclis bu konuda bir karar alabilir. Evet. Meclisin bir karar alması durumu var. Bir de şimdi tabii bu Cumhurbaşkanı başkanlık hükümet sistemi göre olduğu için evet başkanlık sistemi olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın da 2 ay öncesinden yani diyelim ki Mayıs'ta seçim olacaksa diyelim ki 7'si, 14'ü, 21'i gibi yani o tarihler geliyor hafta sonu. O tarihler olacaksa ondan 2 ay önce seçim kararı almış olması lazım. Yani bunu en da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte bu seçim kararını alabilir. Yani ben 2023 seçimlerinin hem ordumuz için hem İstanbul'umuz için hem ülkemiz için hayırlar getirmesini istiyorum. İnşallah malum biliyorsunuz hem pandemi hem Rusya-Ukrayna savaşı. Yani ciddi bu biliyorsunuz ekonomik anlamda tüm Türkiye dünyada ciddi sorunlar yaşıyoruz, yaşadık. Yani şimdi yavaş yavaş da çok şükür enflasyon düşüyor. Bu çalışmaların da semeresi inşallah ortaya çıkacak, göreceğiz. Ben 2023 seçimlerini kazasız belası atlatacağını düşünüyorum inşallah. Hayırlısı diyelim. Programımızın da sonuna geldik. Ama şöyle başta sevgili gazeteci arkadaşlarım Dünya Haber Hüseyin, diğer arkadaşlarım olmak üzere sizden aslında ağzınızdan çıkacak olan haberleri de duymak istiyor. Ben müsaadeniz olursa bu bölüme özel olsun istiyorum. Dolayısıyla bir yarım saatinizi daha almak istiyorum. Uygun mudur? Yani ordululuğu konuşmak istiyorum. Murat Bey, yani gurbetteki ordularımız sizden aslında bekleyeceği şeyler var. Zamanınız varsa arkadaşlarla da görüşelim. Reklama gidelim. Reklamın arasında bir yarım saat daha alalım. Bu bölüme özel olsun. Ne dersiniz? Bana da çok mesaj geliyor. Ben göremiyorum tabii gelen mesajları. Aramalar çok var. Eğer hemşehrilerimizin tabii soruları bu noktada önerileri falan benim varsa. Benim aslında merak ettiğim var. Varsa benim için hiç sorun değil. Peki. O zaman sevgili başkanım teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler tabii ki ordulularla, gurbetteki ordularla, ordumuzda ait de aldığım notlar ve birçok hemşehrimizin de bana şu anda ekranda hem aradığı hem yazdığı notlar var. Dolayısıyla ben bir yarım saat daha kullanmak ve yönetimimizden izin alarak reklamlara gidelim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar efendim. Efendim reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir program olduğunu sevgili hemşehrilerimden, geri dönüşlerden, arayanlardan tek tek isim zikretmek istemiyorum ama iyi ki varsınız. Tabii bunun bir özelliği, güzelliği varsa konuğumuzun etkisi ve yetkisi sevgili Temel Başolan abimiz. Dolayısıyla Temel abiyi bulmuşken tabii programımızın normalde saati 1 saat. Müsaade istedik, 1 saat yetmedi. Sorularımız var. Aslında bundan sonrası devam etsek herhalde bu gurbetteki ordu ve ordulukla ilgili dolayısıyla bir saatimizi daha alacak. Dünya Haber Hüseyin selamlar olsun. Ya sorularımızı sor diyor. Evet tabii ki soruları soracağız. Birçok soru var. Siyasi bir ismi ağırlıyoruz efendim. Dolayısıyla gurbetteki orduluları da konuşmadan, siyaseti de konuşmadan da geçmek istemiyorum. Gurbetteki orduların nüfusunun da birçok yerde biliyoruz. Bazı ilçelerde birinci sıradayız, ikinci, üçüncü sıradayız ama il genelinde baktığımız zaman da genelde üçüncü sırada. Gurbetteki orduların nüfusa oranla siyasi olarak hak ettiği yerdeler mi? Siyasette ordulara ne kadar yer veriliyor ve dolayısıyla biz de siyasette ne kadar varız diye de bir girizgah yapalım. Başkanım biraz orduyu konuşalım. Şimdi ordumuzun nüfusu 760 bini geçti. Yani büyükşehir olması için zaten 750 bindi. Biliyorsunuz o büyükşehir döneminde de hep beraberdik. Şimdi bir o kadar da hemşerimiz İstanbul'da var. Yani İstanbul'un demografik yapısına baktığımızda
Bazen ikinci sırada işte Sivas, Kastamonu Ordu veya Sivas, Ordu, Kastamonu diye gidiyor. Ha, bu demografik yapıya bakıldığında bizim parti olarak, AK Parti olarak en büyük ilkelerimizden birisi de şudur. Temsilde adalet. Evet. Diyeceksiniz ki temsilde adalet var mı? Var mı? Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. 39 belediye başkanı içerisinde Deniz Bey'in, Eyüp Sultan Deniz Başkanımızın dışında Ordulu bir belediye başkanımız yok. Ahmet Cin Başkanımız var. O da Ordu'dan Sakarya'ya gelmiş. Yıllar yani öncesinde. Sakarya zaten Ahmet Cin Başkanımız da çok kez Ordulu olduğunu bazen söyler. Bazen buradan da selam olsun kendisine evet, diyelim. Ama hemşehrilerimize desteğini de biliyoruz. Kesinlikle zaten. Yani o noktada hakkını da yemeyelim. Ya şimdi şöyle Murat Bey, yani burada gerçekten temsilde adalete uygun hareket edilmesi gerekir. Yani bütün partilerin buna uygun hareket etmesi lazım. Ama bizim AK Parti olarak ilkelerimizin bir tanesi de temsilde adalettir. Yani adaleti Allah bize zaten emrediyor. İyilik yapmayı ve adaleti emrediyor. Yani adil olmamızı emrediyor. Yani bu noktada da inşallah siyasi büyüklerimizin bundan sonraki süreçlerde hem yerel yönetimler anlamında hem milletvekilliği anlamında ya da Ankara'da işte bakanlıklar anlamında veya işte diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki temsilci anlamında mutlaka buna riayet edileceğini ümit ediyoruz. Ya belki bu zamana kadar olmadı ama inşallah bundan sonra olur diye temenni ediyoruz açıkçası. Ve yetkin hemşehrilerimizin ehliyeti, liyakatı olan hemşehrilerimizin olduğunu biliyoruz. Az önce mesela farklı siyasi partide insanlar var. Ben hepsine gerçekten elimden ne geliyorsa destek vermeye hazırım. Bir kardeşi, bir arkadaşı, dostu olarak Ahmet Çelebi abi, size de selamları var. Hayır. Kardeşim, biz her yerde Ordululuk bilinciyle elimizden ne geliyorsa yapalım diyor. Vekil aday adaylarımız var. Buradan selamlar olsun. Şimdi İstanbul'a doğru baktığımız zaman gurbetteyiz ve oldukça da fazla hemşehrimizin olduğunu biliyorum. Sizin İBB Grup Başkan Vekilliği sürecinizde de yine yayınlarda diyorsunuz ki saysak bugün etkin görevde olan 10 tane hemşehrimiz var dediniz. Bugün de baktığımız zaman sizi sayıyorum, Özlem ablayı sayıyorum, Gökhan abi sayıyorum, Sayın Murat Atım'ı sayıyorum. Birçok abilerimiz var. İşte kesinlikle. Sayın Akın İlhan, az önce bahsettik ya, yani İstanbul gibi bir yerde Osman Nuri Kabaktepe, siz yine ifade ettiğiniz Canan Hanım, işte Sultanbeyli'nde Ali Tonbaş, Pendik'te yine Ali Şirin gibi 3 evet, tane ilçe başkanlarımız aktif görevlerinde ve il yönetiminde de hemşehrilerimizin olduğunu, komisyonlarda da mesela kankamız diyelim, abimiz diyelim. Şişli'de birlikte görev de yaptınız sizler. Komisyonlarda görev alan abilerimiz, evet, arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla birinci bölge, Anadolu yakasına baktığımız zaman birinci bölge, karşıda ikinci, üçüncü bölge. Her bölgeden bir Ordulu hemşehrimizin adaylaştırılması mümkün olur mu? Nasıl bir gözlemleriniz var bir siyasetçi olarak il başkanın yardımcılığı görevinde, grup başkan vekilliği? O beklenen soruyu en son soracağım size ait, evet, ama 3 bölgeden de hemşehrilerimizin çıkması mümkün mü? Murat Bey, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ben bunu her yerde söylerim. Bazen bizim hemşehrilerimiz, hani bir söz vardır ya, tarlada izi olmayan harmanda yüzü olmaz diye. Siyasete etkisi nedir? Nedir onu söylemek istiyorum. Şimdi özellikle il başkan yardımcılığım zamanında 39 ilçemizde hemen hemen Tuzla'dan ta Silivri'ye kadar. Buradan bizi de dinleyen kardeşlerimiz de iyi bilir. Mutlaka Silivri'de işte bir kardeşimiz, mutlaka sen yönetime gir. Bak, yönetime girin, arkasından meclis üyesi olursunuz. Sizin telkinleriniz oldu. Kesinlikle ve hemen hemen her ilçede 1, 2, 3 arkadaşımızın mutlaka il başkan yardımcısı olarak da bu noktada da yukarıda da elimizde olduğu için bütün çalışmalar, listeler. Bu noktada gerçekten çok mücadele ettiğimi ifade etmek istiyorum. Rahmetli İsmet abi, o zaman İsmet Uçma da bilir, buna da şahittir. Ve biz o dönemde 3 bölgede arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya geldik. Yani meclis üyesi, mahalle başkanları, ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla Büyükşehir Belediye'mizin tesislerine veya diğer belediyelerimizin tesislerine farklı mekanlarda bir araya geldik. Niye? O birliği beraberliği sağlayalım diye. Ya şimdi İstişareler yapıldı yine. Kesinlikle. Ya şimdi şunu hiçbir arkadaşımız beklemez. Kimse kusura bakmasın. Yani tarlada izi olmayanı kimse harmandan ona pay vermez. Şunu mu diyoruz yani? Mutfağa girin arkadaşlar, girin mı diyorsunuz? Aynen öyle. Bakın, hangi siyasi görüş ve ideolojide olursanız olun, yeter ki paydamız Türkiye ise, memleketimiz ise, milletimiz ise, bu noktada kardeşim girin, mücadelenizi verin. Bugün vermeden bu işler olmuyor. Bugün başlamak
Aynen öyle, kesinlikle öyle. Şimdi bahsettiğiniz gerçekten çok değerli kardeşlerimiz var. Eski ilçe başkanlarımız var. Evet. Belediye başkanlarımız var. Yani bu noktada gerçekten çok emeği geçmiş, mücadele etmiş kardeşlerimiz var. Ben Allah razı olsun diyorum herkesten, emeği geçen bütün kardeşlerimizden. Yani burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu dönemde de bizim hemşerilerimizin mümkün olduğunca her bölgeden, 3 bölgemiz var. Evet. Yani bu bölgeden, hatta bu bölge İstanbul'da olup da yani belki orduya gitmek isteyen olabilir. Geçmişte bunlar yaşandı neticede değerli vekilimiz Şener hocamız. Ha, bu arada tabii milletvekillerimizle de görüşüyoruz, istişare ediyoruz. Metin Bey'le olsun, Ergün Bey'le olsun zaman zaman İstanbul'a geldiklerine veya telefonda falan görüşüyoruz. Yani hem oradaki orduda hem de burada İstanbul'da. Yani bu temsilde adalet dediğimiz şeyin gerçekleşmesi için mutlaka bu dönem arkadaşlarımızın ben de varım demesi lazım. Bizim de varlığımızın orada olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Yani yoksa böyle kenarda köşede kalıp pısırık falan davranırsak yani çok özür diliyorum. Bugün adayım yanlış demek. Başkanım, anlamasınlar. Ben siyasetin içinde ağlamayana şey verilmiyor. Yani bugün ben adayım desem ne çıkar? Yani bana bir şeyler ya, görev abi, tevdi edilir mi? Ya şöyle şimdi tabii. Az önce söylediğinizin işte mutfakta olmalının aslında işte geçte kalınmış. Seni bir adım önde götürüyor. Yani o mutfakta olman, işin içerisinde olman, teşkilatta olman seni bir adım ileri götürüyor. Vefa da işte kesinlikle, bu sefer diyorsunuz. Kesinlikle tabii. Yani inşallah bu dönem ben bunun olabileceğini ümit ediyorum daha doğrusu. Geçmiş dönemde bu çok olmadı, olamadı. Belki başka sahiplerle, düşüncelerle bilemiyorum tabii. Sanki bunun olmamasının altında yatan sebep. Yani aslında özetle gitmek istiyorum ama değerli büyüklerimizin varlığından bilgi verdik. İşte Numan Bey'den yine siyasetin CHP'de, diğer partilerde hemşerilerimizin olduğunu. Yani üst kulvara giden hemşerilerimiz geriye dönüp size, bize, diğer bürokraside, siyasette var olmak isteyenlere el uzatıyor mu başkanım? Bir ya abi olarak mutlaka, size sorarım ama yani, yanlış bir şeyde telaffuzda kullanmak istemiyorum. Eyvallah. Ben Sayın Genel Başkan Vekilimiz, Numan Hocamızın, başkanımızın, kesinlikle Sayın Bakanımızın bu noktada bir hemşehrilerin bir sıkıntısı, bir derdi olduğunda ben aradığımda rahatça ulaşabiliyorum. Rahatça görüşebiliyoruz. İstişare edebiliyorsunuz. İstişare edebiliyoruz. İnşallah bundan sonraki sürece de yani hep birlikte yine istişare ederiz. Çünkü o bizim için orada genel merkezde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaki birinci adam. Yani diğer başkan vekilimiz, başbakanımız eski Binali Bey ile birlikte netice partinin 2 ve 3 nolu adamları, insanları yani neticede. Bu insanların etkisi olmayacaktır. Kimin etkisi olacak Murat Bey? Yani dolayısıyla bu büyüklerimizin destekleri de temsilde adalet anlamında hiç olmazsa her yerde. Yani sadece burayı düşünmeyin. Ordu neticede Kocaeli'de var, Sakarya'da var. Ankara'da var. Yani her yerde var. İstanbul sadece bir şey Ordu yapmıyorum. Derken orduya ne kadar hakimsiniz? Takip edebiliyor ya musunuz? Şöyle, ordu siyasetini, orduyla gündemini. Orduyla ilgili geçmiş dönemde özellikle yani gerçekten şunu samimi olarak söylüyorum. Yani başkanlarımız da bunu çok iyi bilirler. Göreviniz sürecinde orduya çok kez gidip geldiğinizde de. Ben çok gittim. Zaten evet, her yazın ailemle birlikte Sıla-i Rahim için giderim. Neticede orada mezarlıklarımız var orada, yaşayanlarımız var, tabii yani büyüklerimiz var, neticede ziyaret ediyoruz ve her gittiğinde de mutlaka il başkanlığımıza, buradan Halit Başkanımıza da selam ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Yani hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi abiyle, hem Halit Bey'le, hem de belediye başkanlarımızla orduyla ilgili zaman zaman istişare ediyoruz zaten. Yani bu bizim bugün değil sadece, ta geçmişten beri. Yani il yönetiminde, il başkan yardımcılığından, BD başkan yardımcılığından itibarenki sürece 20 yıldır. Hiç kopmadık biz zaten memleketimizde. Plakası 52. gurbette 52. Bugün az önce birinci bölümde ifade ettiğiniz artık yaşım 52. 52 sizin için ne ifade ediyor? Ya Murat Bey şimdi bugün geçen gün bir arkadaşımız Rizelilerle bir toplantıdaydık. Bizim Eyüp Sultan Rizeliler Derneği'nde sağ olsun arkadaşlarımız davet etmişti. Onlarla bir yerdeyiz. Birisi dedi ki başkanım takip etmişler. Telefonunda 52 var. Evet. Ki hamdolsun yani siz de bilirsiniz. Beni arayan kim olursa olsun. Dönüşleriniz. Yüzde şunu samimi olarak söylüyorum. Bakın yani grup başkan vekilliğimiz zamanında meclisteki toplantılarda dahil olmak üzere eve çıkardım. Eşim ve kızlarım iyi bilir. Çocuklarım bilir. Yemin ediyorum en az bir saat, bir buçuk saat telefon görüşmesi yapardım. Çünkü niye? Gün içerisinde arıyor insanlar sizi, ulaşmak istiyorlar. Yani programlarınız var, yoğunluğunuz var. Ona rağmen gerile dönmemiz lazım, dönüyoruz. Var. Kesinlikle. Yani bir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir sözü var Murat Bey. Ben bunu özellikle söylüyorum. İnsan diyor, her şeyi affeder de adam yerine konulmamayı affetmez diyor. Bak bu çok önemli.
Yani elimden geldiğince bakın şunu mübalağasız söylüyorum. Belki ulaşamadığımız veya bizim aradık bizi arayıp da bizim dönemediğimiz belki unuttuğumuz da olabilir. Buradan o şekilde olan kardeşlerimiz de varsa haklarını helal etsinler. Yani onlara bir şey diyemiyorum ama %99 mutlaka her arayana dönerim. Bazen çok lüzumsuz telefonlar da olabilir bahsettiniz ama ya başkanım. Döneriz yani. Yani irtibatı biz hiç kesmedik hemşehrilerimizle. Yani o noktada hiç sorun yok. Çünkü niye? Ya biz neticede bakın az önce de söyledim ya başta. Yani bu davanın insanı olarak bir hayali olan, memleketin milleti için, ülkesi için hizmet etmek isteyenler yani neden vazgeçebilir ki? Vazgeçebilir misiniz? Siz ailenizden vazgeçebilir misiniz? Evet. Ülkenizden vazgeçebilir misiniz? Bizim nereye gideceğiz? Gidebileceğimiz bir yer var mı? Bakın Ukrayna'da savaş oldu, Türkiye'ye geldiler. İşte Suriye'de savaş oldu, Türkiye'ye geldiler. Başka yerde savaş oldu, Gürcistan'da Rus işgalinde bize geldiler. Anadolu coğrafyasına geldiler. Yani biz bu coğrafyadayız. Ya ölürüz ya da gazi oluruz. Şehit oluruz. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok yani. 52 önemli dedik. 52 evet. ile birlikte Sayın Kadir Topbaş'la görev aldınız. Tabii bir görev değişimi söz konusu oldu. O boşlukta siyaseti de yine buna ilişkilendirmek istiyorum gurbetle ilgili. Sizin adınız da çokça o temayül yoklamalarında bir atama söz konusu olacaktı. Grup başkan vekili sürecinde de İBB Başkanı Temel Başolan olsun. Biz de birçok tweetler attık, paylaşımları yaptık. Hemşerilerimizin de hakkını yememek lazım. Sizi çok arzu ettik orada İBB evet. Başkanı olmanızı. Bu süreçle ilgili neler söylersiniz? Şimdi özet geçelim aslında. Geçelim. Şöyle, az kaldı zamanımız. Az önce 52 ile ilgili bir şey söyledi. Orada arkadaşlar söyledi. Rize bizim derneklerin toplantısı var. Sağ olsun bizi davet etmişlerdi arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızın birisi işte abi dedi yaş 52 doğru işte doğum gününden tarihinden girmiş. Telefonda 52 var. Arabanda kapıda arabayı görmüşler. Sonra 52 ile bitiyor. Ya hayırdır yani 52 falan. Ya bizlik memleketimizi ülkemizi seviyoruz kardeşim. Yani neticede bir ordu böyle bir şeyimiz var. Bir sonraki soru onu taşlandıracak nitelikte. Evet. Kadir Bey'in geçmesi hepimizi heyecanlandırdı. Evet, ona geleceğim. Ona geleceğim Murat Bey. Bakın şimdi şöyle şimdi neyin hayır neyin hayır olmadığını bilemiyorsun. Yani neticede bizim niyetimiz hayır. Hep duamız da şu. Akıbetimiz de hayır olur. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir duası var. Diyor ki Rabbim benim hakkımda hayırlı olanı gönlüme razı eyle. Gönlümde olanı da hakkımda hayırlı olacak şekilde tecelli ettir diyor. Ben hep bu şekilde dua ederim. Yani biz neyin hakkımızda hayırlı olacağını ya da hayırlı olmayacağını bilemiyoruz. O dönemde de doğru Allah razı olsun yani bütün hemşehrilerimiz başta olmak üzere İstanbul'daki kardeşlerimiz, teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz, hatta milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, o dönemdeki arkadaşlarımız. Yani o noktada gerçekten çok büyük teveccüh vardı. Yani evet. Bunu ben burada programda da özellikle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir özel görüşmemizde ya dedi ki ya Temel maşallah dedi, sana çok ciddi bir teveccüh var dedi. Bakın ben Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu söyledim. Dedim ki efendim siz olabilir ben teşekkür ediyorum dedim. Allah razı olsun. Yani o gün temayül yapıldı doğru. Temayülde alınan oylar şunlar bunlar farklı şeyler oldu o dönemde. Dedim ki siz bana kimin aday olacağını rahmetli Kadir Bey'den sonraki dönem için söylüyorum. Söyledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu bitmiştir. Eğer biz orada farklı bir şey davransaydık, nefsani davransaydık veya daha farklı bir şey yapsaydık bu bize yakışmazdı. Az önce ilk başta söylediğim gibi küslük yok. Biz davanın neferiyiz. Aynen öyle. Ben peki, şunu bugün söylemek istiyorum Murat'cığım. Burada bak şunu samimi olarak söylüyorum. Her dönemin adamı değil. Her dönemde adam gibi adam olmak için uğraşıyorum. Bakın bunun altını çiziyorum. Her dönemin adamı değil. Bazı insanlarımız her dönemin adamıdır. Yani dönemde bir şey değişir, gene onu gider farklı şeyler yapar, ona bilmem ne yapar. Biz öyle değil. Her dönemin adamı değil, her dönemde adam gibi adam kalmak için uğraşıyoruz. Güzel. Elhamdülillah. Bunu da görüyoruz. Bu noktada da bu zamana kadar ne dediysek, ne söylediysek, hemşehrilerimizle birlikte buna da yani Rabbim şahit ama bütün hemşehrilerimiz de şahit. Yani ben hiç kimseye bu noktada bize gelen, bize talepte bulunan, istek ve arzularını ileten insanlarımızla asla ve asla boş çevirmedik. Olabilecek bir şey varsa olur dedik, olmayacaksa da biliyorsunuz olmaz demek de bazen ya erdemliktir yani. Erdemlik. Çünkü benim de yapamayacağım şeyler lazım. Olabilir yani. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Buradan da yani hemşehrilerimize o noktada belki olabilir, kırgın, küskün, darlan olur. Haklarını helal etsinler lütfen. Son sorun. Yaklaşan 2024 genel seçimleri.
ve Hüseyin ile sorman lazım diyor. O isim geçerken yeni dönemde de Temel abinin de yerel seçimlere doğru. Yani siyasetteki hedefiniz 2024 için aday mısınız? Vekillik hazırlığınız var mı? Burası olmazsa bir sonraki yerel seçimlere İBB için gönlümüzün arzu ettiği kadarıyla net soruyorum. Aday mısınız? Siyasette var mısınız? Bizi müjdeleyecek haberlerinizi ben burada bu programda bir milat olsun diye bekliyorum. Evet. Ve sizden bu açıklamaları dinliyorum. Çok sağ ol Murat'cığım. Şimdi şu öncelikle şunu ifade edeyim. Aslında ben yerel yönetimlerde elhamdülillah kendimi yetiştiren bir insanım. Yani yerel yönetimlerde hem belediye başkanımızlığı, yerel yönetimler başkanı, müşavirlik, grup başkan vekili. Yani biz yerel yönetimlerciyiz aslında. Evet. Belediye kökenli birisiyiz. Ve bununla ilgili malum biliyorsunuz 6306 sayılı şu anda bize ekranları başında izleyen hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm kanunu, 2B kanunu, kamuoyunda bilinen 2B kanunu. Ondan sonra 4706 sayılı hazine vakıf arazileri ilgili yani belediyeleri ilgilendiren kanunlar ve naçizane ben bunlarla ilgili hepsine komisyon başkanlığı İstanbul'da çünkü taslak hazırlıyoruz biz burada. Ondan sonra Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığımız veya diğer bakanlıklarla birlikte meclise sunuluyor bu tasarılar biliyorsunuz. Bunlarla ilgili tüm çalışmaları yani gerçekten o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız hatta başbakan olduğu dönemde 2B kanunu ile ilgili ilk görüşmeyi biz yapmıştık. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hiç unutmuyorum onu. Dolayısıyla biz yerel yönetimlerden gelen bir kardeşinizsiniz. Yani şu önümüzdeki süreçle ilgili de sorunuza gelince şunu ifade etmek istiyorum. Yani artık seçim zaten. Niyet hayır, evet. Akıbet hayırlı olur inşallah. Az önce de ve şu duayı her zaman söylüyorum. Ben kendime, aileme ve çevremdeki arkadaşlarıma hep bu duayı yapın diye de söylerim. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh'ın o sözü, duası gerçekten çok önemli. Yani biz neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemeyiz. Diyoruz ya Rabbim hakkımda hayırlı olanını gönlüme razı eyle. Gönlümde olanın da hakkında hayırlı olacak şekilde sonuçlandı, tecelli ettir diye dua ediyorum. Yani süreçle ilgili, yani bir müracaat adaylıkla ilgili, milletvekili adaylığıyla ilgili böyle bir müracaat olacak mı derseniz, evet. Yani gönlümüzden böyle bir durum, böyle bir husus geçiyor. İnşallah bunun hayırlara vesile olmasını, yani hem hemşehrilerimiz için, hem ülkemiz için, milletimiz için gerçekten hizmet edebileceksek, layıkıyla, adil bir şekilde, objektif bir şekilde vatandaşımıza, milletimize hizmet edeceksek Rabbimize nasip etsin. Etmeyecekse olmasın diyoruz. Yerelciyiz. Yerele de tabii ki görev istenmez verilir dediniz. İki seçim süreci içinde biz her an hazırız diyorsunuz. Peki Temel Bey hazır İstanbul'da, gurbette ama bunu şöyle de sormak istiyorum. Yani nerede olursa olsun bir görev verilirse bugün ordu için olabilir, İstanbul için olabilir. Bir arzusu, bir isteği, bir orduda görev verilmesini arzu ederim ya da İstanbul'da arzu ederim gibi bir temenni var mı başkanım? Ya Murat Bey şimdi biz tabii ya yıllardır... Ordunun bir evladısınız. Yani çok biz... da her iki yerdeki görevler de çok ulvi, çok güzel ve her yerde de görev size yakışır sevgili başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Az önce de söyledim. Yani bizim orduyla bu zamana kadar çünkü benim memleketim yani benim canım ciğerim orası. Yani çünkü yarın bir şey olduğunda gideceğimiz yine yer son yolculuğumuz orası olacak. Evet. Yani dolayısıyla biz orduyla hiç irtibatımızı kesmedik. Ama şu da bir gerçek. Biz AK Parti'nin kuruluşundan beri İstanbul'da siyaset yapmış. 39 ilçede tabiri caizse İstanbul kazan, biz kepçe dolaşmışız. Yani Tuzla'dan tutun da Silivri'ye kadar olan bölge. Yani bu noktada elhamdülillah yani hangi ilçeye giderseniz gidin. Yani mutlaka oradaki ilçelerin kubbesinde hoş bir seda bıraktığımızı naçizane düşünüyorum. Yani bunu siz de söylediniz. Gelen mesajlar, gelen yorumlar. Allah razı olsun. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla siyasette siz bir yer için müracaatınızı yaparsınız. Yani siyasi büyükleriniz bunu müracaat ettiğiniz yere değerlendirir. Veya başka bir yere değerlendirir. Veya hiç değerlendirmez. Üç şık var. Yani dolayısıyla bu üç şıkın içinde ne olabilir? Şener Hocamızın İstanbul'da süreci yönetmesi ve burada platform başkanlığı bir gece ansızın Ankara'ya çağrılıyor ya da telefon ediliyor. Oradan birinci sıradasınız diyor. Bu sürprizlere de açığız diyebiliriz. Şimdi Şener Hocam siyasetin içinde bir abimiz değildi. Bizim gerçekten çok sevdiğim, saydığımız bir abimizdir. Yani emekleri için ben yıllarca beraber de biz İstanbul'da. Yani bu programları yaparken birlikte biz hep programların içerisindeydik. Yani hocam da bilir. Dolayısıyla biz tamamen mutfakta olan bir insanız.
mutfakta ve tarlada olduk. Yani biz hiç mutfakta ve tarlada olmadan direkt şey yapmadık. Hocam da hem bir akademisyen, doktor ve bu programları yapan da bir abimizdi, değerli abimizdi. Yani bu olabilir tabii. Yani bizim de başka bir yerden, yani eğer olacaksa diyelim, gösterilmesi gerekirse gösterilebilir. Ama dediğim gibi hani derler ya, taş yerinde ağırdır. Yani eğer böyle bir şey olursa yani siyaset yaptığınız mecrada, bölgede olmanız sizin için daha faydalı, daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'umuzun sorunları, memleketimizin sorunları elhamdülillah yıllardır biz biliyorsunuz aşikar olarak geleni yaptık ve inşallah bundan sonraki süreçte de Rabbim nasip ederse hizmet etmeyi inşallah olur. Evet, zamanınızı aldım, vaktinizi aldım. Çok güzel bir duayla final etmek istiyorum. Dilerim bir abim, bir dostum, bir hemşerim olarak, bir siyasi büyüğüm olarak, dilerim 52 yaş uğurlu gelir. Dilerim 52 yaş hayırlı olur. Hem ordumuza, ordulara güzel bir müjdeli haberler alırız. Bu programda milat olsun diyorum. Renk kattınız, keyif verdiniz. Çok keyif aldım. Çokça telefon aldım. Hala telefonlarım çalıyor. Mesaj atan dostlarım var. Allah razı olsun. Bu programın da nereye geldiğini sizler sayesinde de görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Mahcup ettiniz, mahcup olduk. Ama bu görevi de layıkıyla yapabiliyorsak, dediğim gibi her birinizin sayesinde, değerli abilerimizin sayesinde veda edelim sevgili başkanım. Son olarak o zaman ben de yani güzel dualarla size getirdik. Konuşuyorum programı olarak size, evet. Altaş TV ailesine. Gerçekten telefonlarımız hiç susmadı. Gelen mesajlar hem sosyal medyadan hem normal arama suretiyle bizi ekranları başında izleyen hemşehrilerimiz, kardeşlerimize dahil olmak üzere. Gerçekten hepsine kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dediğimiz gibi önümüzdeki süreç hem ülkemiz için hem milletimiz için inşallah hayırlı olur. Seçimlerin de ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Bir sonraki program inşallah. Evet, İnşallah. Hayırlı olsun dedik, aday evet. dedik ve ilk süreci de yine konuşmak isterim. Yapacaklarınız var. Çünkü biraz orta segmentte gittim. Dünü konuştuk, bugünü konuştuk. Biraz ordulu hemşehrilerimizi konuştuk. O zaman da biraz daha genel gündem ve daha inşallah siyasetin nabzına dokunacak, kitabın ortasından konuşacak sorular da çıkacaktır. Sevgili başkanım, teşekkür ediyoruz. Süremizi de aşmamak kaydıyla bize biraz daha zaman aşımını sağlayan, başta Funda Hanım olmak üzere emeği geçen ordudaki bütün arkadaşlarımıza, Yüksel'e, oğlum da kamera arkasında görev yapıyor. Evet. Bugün çok güzel bir program oldu. Hakikaten hem duygulandım hem de güzel bilgiler aldık. Efendim, haftaya yine bir başka konuğumuzla karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Özgür Danışmanlık konuşuyorumu sundu.